Merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Allah'ın şahlığı içinizdedir adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Bir gün Ferisiler İsa'ya haktan gelen şahlık ne zaman gelecek diye sordular. Bu sorunun bir arka planı var çünkü o dönem Yahudiler bir kurtarıcı bekliyorlardı ama siyasi bir kurtarıcı olacaktı. O dönem Yahudi toprağı İsrail Roma'nın işgali altındaydı ve diyorlardı ki bir Mesih gelecek, bir şah gelecek, Davud'un soyundan bir şah gelecek ve Roma'nın boyunduruğunu kıracak, ensemizden çıkaracak, biz büyük görkemli bir millet olacağız, diğer milletlerden üstün olacağız çünkü Yüce Allah bizi çok çok seviyor. Yani ama siyasi bir beklenti vardı orada. Ferisilerin sorduğu soru bu doğrultudaydı. Yani haktan gelen şahlık ne zaman gelecek diye sorarken böyle bir şey soruyorlardı. İsa onlara şöyle cevap verdi. Haktan gelen şahlık zahiri değil. Gözle görülür şekilde gelmez. Bakın, haktan gelen şahlık burada ya da işte şurada diyemeyeceksiniz. Öyle bir şey değil işte. Çünkü haktan gelen şahlık içinizdedir diye cevap verdi. Şu içinizdedir kelimesi aslında aynı zamanda şimdiden aranızdadır diye tercüme edilebiliyor. Her iki anlamda zaten derin manalı. Hem içimizdedir, tabi Ferisilerin içlerinde değildi çünkü onlar zahiri bir şey bekliyorlardı. Ama aslı batınidir, içinizdedir, içseldir, manevidir, semavidir, ilahidir. Aynı zamanda şimdiden aranızdadır anlamında, yani Mesih geldi, İsa ruhuyla Mesih. Evet, deyişi bir paylaşayım sizinle. Yolbaz ferisiler İsa'ya sordu. Allah'ın şahlığı ne zaman gelir? Şah İsa onlara şu cevap verir. Allah'ın şahlığı içinizdedir. Allah'ın şahlığı aranızdadır. Zahiri dünyevi şekilde gelmez. Burada orada işte denilmez. Dünyada bulunmaz, gözle görülmez. Allah'ın şahlığı içinizdedir. Allah'ın şahlığı aranızdadır. İnsanın yüreği şahın evidir. Bu şahlık hem sırdır hem manevidir. Madi değil ruhi ve semavidir. Allah'ın şahlığı içinizdedir. Allah'ın şahlığı aranızdadır. Kervanım Allah'ın şahına gir. İnsanı kamil ol, özü sözü bir.
bu sırrı hakikat tasavvuf idir. Allah'ın şahlığı içinizdedir. Allah'ın şahlığı aranızdadır. Allah'ın şahlığı aranızdadır. Allah'ın şahlığı aranızdadır. Evet, bu şahlık semavidir, batınidir, içseldir, tasavvufidir, yani ruhla ilgilidir. Yoksa İsa ruhla büyük bir ordu kuracaktı, işte Roma ordusunu yenecekti, sonra işte dünyevi anlamda çok önemli bir yere getirecekti falan, öyle bir şey yok. Kalbimiz önemli. Hakk'ın aşkı, Hakk'ın sevgisiyle dolu olmalı. Her dem kalbimizde sevgi, muhabbet, eşitlik, tevazu, kardeşlik, dostluk olmalı. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaret edin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, kardeşlikte kalın, dostlukta kalın, esen kalın, hoşça kalın.